Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar çok mutluyum şu anda. Sebebini soracak olursanız atölyemizi 3. seviyeye yükselttik. Artık atölyede en azından belediye binası 13'e geçene kadar yükseltme derdimiz olmayacak. Tokmağımız da açıldı, zeplinimiz de açıldı ve en sonunda nihayet kaya balonumuz da açıldı. Artık bu saatten sonra hem klanımızda kuşatma ihtiyacını biraz daha azaltmış olacağız bol bol boğaç yaparak hem de kendimiz saldırılarda rahat rahat kullanabiliyor olacağız tabii ki de bu güzel bir şey. Araştırma binamda da zaten tokmağı ikinci seviyeye ver, veriyorum. Tokmak bittikten sonra muhtemelen elimde kitaplar bir de likten sonra muhtemelen çekiç olur. Onlarla bir iki birim yükseltmesi yaptıktan sonra bu sefer kaya balonunu da ikinci seviyeye veririm. Ondan sonra bağış atmak kolay olur. Zaten artı bir seviye gittiği için rahat rahat kılan ihtiyacını karşılamış olacağız. Mutlu olmamın diğer sebeplerinden bir tanesi de dün arkadaşlar tüccara Kahramanlar kitabı gelmişti. 500 taşı taş satılıyor biliyorsunuz. Bende 450-460 taş falan vardı. Elimde bir tane altın ünü vardı. Onu sattım. Kahramanlar kitabı aldım arkadaşlar. Evet yani altın ünü tamam güzeldir iyidir ama yani bir kahraman kitabının yerini tutmaz. Altın ürünü satıp kahraman kitabını aldım. Kraliçeyi direkt 51. seviyeye yolladım. İşin güzel tarafı şimdi bir tane de altın biletten bir tane kahraman kitabım var onu almıştık hatta. Şimdi kraliçeyi 52. seviyeye yükselteceğiz arkadaşlar. Yani savaş ligine artık 52 seviye kraliçe ile beraber girmiş olacağız. Kahraman kitabını şimdi isterseniz direkt kullanalım. Şuradan ne kadar istiyor? 183.600 kara iksir. Evet 6 gün 7 saatlik süresi var. Direkt bastım ve kahramanlar kitabını kullandım. Artık nazlı kraliçem iki gözümün çiçeği 52 seviye oldu arkadaşlar. Onun yanında kralım 39. Keşke onu da bir 40 yapabilseydik ama. Yani şimdi kraliçe varken krala da kitap kullanmak e, pek tercih edeceğim bir şey değildir arkadaşlar. Ligden sonra yine 3 kahramanı birden yatırmayı düşünüyorum. Onun haricinde son olarak şunu da söyleyeyim. Bir tane işçimiz boşta. 3 tane ordu kampımız yükseltmede ve son ordu kampımız kaldı. Bugün bunu da yükseltmeye alıp çok büyük bir yükten kurtulmuş olacağız arkadaşlar. Yani biliyorsunuz oyundaki en önemli şey saldırıdır. Saldırı, saldırı da asker sayısıyla alakalıdır. Yani ordu kampını yükseltince artık tam tamına belediye binası 12 saldırıları yapmaya başlayacağız. Ondan sonra verelini geride kalmış savunmalar. Neyse şimdi o zaman nasıl bir şey yapalım? Şimdi önce saldırıları yapıp sonra mı ordu kampını bassak? Bence öyle yaparsak daha mantıklı olacak. Neden? Çünkü en azından belki işimiz elimizdeyken bir duvar muvar basarız. Duruma göre değişir. Bu arada arkadaşlar bu videoda e, saldırılar yapacağız. Kara saldırıları yapacağız ama süper duvar yıkıcı etkinliğini tamamlamaya çalışacağım. Bunu 55.000 kare iksiri verdim açtım. Güzel bir asker çok sağlam duvarları kırıyor. En max duvar bile olsa dayanmıyor yani onu söyleyebilirim ama gelin görün ki şöyle bir sıkıntı var. Mesela etkinlikte diyor ki sana 4 tane kullanacaksın diyor kardeşim. 4 tane duvar kırıcı. Şimdi 4 tane duvar kırıcı demek 32 birim alan demek arkadaşlar. Yani bir elektro üstüne iki tane de okçu. Yani dört tane birden alınca çok fazla bir saldırı kapasiteniz kalmıyor ne yazık ki. Hani şifacı e, yürü, şifacılarla beraber kraliçe yürüyüşü yapayım diyorsun. 30 birim sadece duvarları verdiğin zaman eline mesela diğer askerlere yer kalmıyor. Hani atıcı saldırısı yapayım diyorsun çok fazla bir şey kalmıyor. Elektro yapayım diyorsun 4 tane ya da 5 tane elektro kalıyor. Ben ilerleyen zamanlarda etkinlik bittikten sonra bakın şuradan göstereyim size. Şu anda diyor ki 4 tane süper doğru yıkıcı kullanarak 7 tane savaş kazanıyor. diyor. Şu anda amacım bu. Ama ilerleyen zamanlarda iki tane arkadaşlar iki tane alıp kraliçe yürüyüşüyle beraber atıcı saldırıları yapılabilir. Tazı balon saldırıları yapabilir veya kara saldırıları yapabilir. Hani, hani nasıl? Şöyle söyleyeyim. Mesela kraliçeyi şuradan şu üst bölgeden taktik avcı uçağına yakın yerden yürütmeye başlarsınız. Bir tane buraya bir tane buraya duvar kırıcı yollarsınız. Bu duvar açılır. Kraliçe buradan yürürken siz de tokmağınızla beraber şuradan girip bir kara saldırısı yapabilirsiniz mesela. Ama dört tane duvar kırıcı alıp 30 birim vermek yani pek mantıklı değil açıkçası. Neyse çok uzattım lafı isterseniz şöyle bir eğitim iksiri kullanayım. Ondan sonra da saldırılarımıza başlayalım. Ben arkadaşlar bir köy bulayım. Siz de o sırada lütfen rica ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin ufakça olsa içinizden geldiğince bir yorum bırakırsanız da beni mutlu Evet arkadaşlar şimdi güzel bir köy buldum. Yalnız şu anda yapacağım saldırılarda amacım 3 yıldız almak olmayacak. Çünkü zaten ordu kamplarımızın 4'ü de yükseltmedi. Asker sayımız az. Bir de 4 tane duvar kırıcı aldığımız için zaten işler birazcık sıkıntıya giriyor. Tokmak birazcık gereksiz kalıyor arkadaşlar. Yani sadece amacım şu anda etkinliği tamamlamak. Onu peşin peşine söyleyeyim. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Şuradan önce duvar kırıcıları değil de önce tokmağı göndermem lazım. Öteki türlü tokmak boşuna gitmiş olacak. Şuraya bir tane büyücü bıraktım. Şuradan şu şekilde içeriye doğru gireceğim. Şimdi şöyle bir bakalım. Şuraya okçu kulesini koymuş vatandaş. Hiç iyi olmamış. O zaman ben şuraya buz gölemini koyarım. Okçu kuleleri orayla oynarken büyücüler de şuradan temizliği yapsınlar. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bir yerden fedakarlık göstermemiz gerekiyor zaten. Tamam. Şimdi tokmağı bıraktım. Kralı bıraktım. Kraliçe Pekkalar peşine büyük koruyucu salacağım bu sefer. Cadılar atıcıları biraz daha bekleyeceğim. Bir iki desem duvar kırıcılar. Bak bir tanesi buraya gitti çöp. Tam kırıldıktan sonra bir tane daha. Şimdi atıcıları salabilirim artık. Atıcılar içeri girecektir yüksek ihtimalle. Aynen öyle. Girin içeriye girin lütfen lütfen lütfen. Kenarları dolaşırsanız beni bitirirsiniz. Tamam bu sefer girdiler. Tam şurada bir tane öfke bir tane de iyileştirme bıraktıktan sonra elime bir buzlamayı alayım. Siz bir durun bakalım. Siz bir durun. Tam şurada bir tane şifa kullanacağım. Ya da büyük koruyucunun özelliğine basayım. Hazır bütün ordu içerideyken aynen şahane oldu. Köyü üşleyeceğiz. Köyü rahat bir şekilde üşleyeceğimizi görebiliyorum. Şuraya bir şifa atacağım. Şurayı buzlayacağım. Şahane bir saldırı oldu. Ezdik geçtik vallahi billahi var ya. Şurada bir tane daha öfke kullandım mı sanıyorum ki bu iş tamamdır gibi. Kraliçenin özelliği duruyor. Lan yalnız çok artist artist konuştuk. Üşledik dedik ama üşleyemedik mi yoksa ya? Ne oldu dev bombalara mı gitti bizim atıcılar anlamadım ki. Neyse sıkıntı değil. Ama cidden ordu nereye gitti anlamadım ya. Dağıldılar o yüzden mi acaba keklik gibi avlandılar. Çözemedim. Neyse sıkıntı yok. Kraliçenin özelliğini kullanıp çıkacağım arkadaşlar. açısından tasarrufa geçelim. Kraliçe yarım saatte kalkıyor. Zaten derdimiz dediğim gibi ııı ee etkinliği bitirmek olacak. Araştırma iksiri bir de 25 taş verecek. Onu aldıktan sonra daha stratejik böyle daha planlı saldırılara geçebiliriz. Şimdi isterseniz ordu kalksın, klan kalesini doldurayım, yeni bir köy bulayım, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, belediye binası bayağı dışarıya yakın, duvarları da çok kötü olduğu için etkinlik tamamlamak maksadıyla bu köyden hemen girip yıldız alıp çıkmak istiyorum. Önce birazcık temizlik yapacağım. Ondan sonra tokmakla girdikten sonra içerideki duvarları da e, süper duvar yakıcılarla yıkmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Şimdi şu sol tarafı temizlemem lazım. Şurayı da temizlemem lazım. Nasıl bir şey yapsam? Şuradan golemi göndermek bence mantıklı olacaktır. Golemi gönderdim. 1 2 3 tane büyücü saldım. Kralı da şuradan yolladım. O da bu taraftan bir koridor açsın. Bir iki tane atıcı buraya. Bir iki tane atıcı da şuraya attıktan sonra tokmağımı şu şekilde gönderdim. Peşine kraliçeyi, pekkaları biraz daha bekleteceğim. En azından şu büyük e, büyücü kulesinin inmesi lazım. Ki dışarı çıkmasınlar. Güzel. Pekkaları saldım. E, şuradan büyük koruyucumu saldım. Atıcıları saldım. Cadıları da bıraktıktan sonra elime büyülerimi aldım. Şurada bir tane şifa bir tane öfke ve büyük koruyucunun özelliğine bastım gitti. Tam bina patlarken güzel bir şekilde içeri girdik. Şuradan bir tane bıraktım ee, süper duvar kırıcıyı. Bir tane daha bıraktım. Güzel. Çok güzel bir şekilde içeri giriyoruz. Of of şifa çabuk şifa. Şifayı biraz daha geç kalsaydık var ya atıcıların hepsi gidecekti. Neyse ki kurtardık onları. Tamam. Güzel. Şu anda iki tane duvar kırıcım hala duruyor. Yani işte böyle... Etkinliklerin bu yönünü sevmiyorum arkadaşlar böyle kendiniz alışıyorsunuz bir tane ordu düzenine alışıyorsunuz onun üzerinden gitmeye çalışıyorsunuz ama adamlar diyor ki ille de bunları kullanacaksın diyor kardeşim diyor öyle olunca tabi <laughs> böyle sıkıntılı bir süreçler yaşanabiliyor neyse şu büyüleri rastgele sallıyorum zaten şu anda 5. olması lazım 2 ee, tane daha yaptık mı? etkinliği tamamlayacağız. Ondan sonra duvar kırıcılarla daha farklı taktikleri denemek istiyorum. Özellikle kraliçe yürüyüşü arkadaşlar. Kraliçe yürüyüşünde bu süper duvar kırıcıların çok ama çok iş yapacaklarına inanıyorum. İki tanesi yetecek ama. Sadece iki tanesi yetecek. Sadece kraliçe içeriye girsin. ikinci kademede de bir tane daha duvar kırsın. Tamamdır. Görevini yapmış olacak. Şuradan bir bakalım. Ne kadar kalmış? Etkinlikler. Aynen şu anda 5 tane kazandık. Son 2 saldırı kaldı arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı onları da yapalım. En sonunda da bir tane gerçekten güzel bir saldırı yapacağız. Kraliçe yürüyüşüyle beraber. Evet arkadaşlar sizlerin canı sıkılmasın diye son iki saldırıyı kendim yaptım. Etkinliği tamamladık 25 taş bir tane araştırma iksiri bir tane de bir de 400 xp geldi yani bu şekilde bu etkinliği tamamlamış olduk. Şimdi şöyle bir ordu bastım size bir göstereyim 5 şifacı kraliçe yürüyüşü yapacağız. 2 tane süper duvar yıkacı kullanacağım arkadaşlar bunları kraliçenin önünü açabilmek için kullanacağım. Aklımda şöyle bir şey var yalnız şunu söyleyeyim ilk defa böyle bir saldırı yapacağım daha önce denemedim arkadaşlar ilk defa beraber tecrübe edeceğiz. Yani illaki hatalarım, kusurlarım olabilir. Kusura bakmayın. Bir taraftan kraliçe yürüyüşüyle başlarken diğer taraftan da e, ordunun geri kalanını salmayı düşünüyorum. Yani mesela sağdan soldan bir taraftan kraliçeyi diğer taraftan ordunun geri kalanını böyle çift taraflı bir şekilde köye girmeyi deneyeceğim. Bakalım ne olacak? Şöyle bir saldır diyorum. Her şeyimiz hazır sanırım. Evet şöyle bir eşleşme bul diyelim bakalım. 3 tane pekkan var. 2 ee, tane pekkan var özür dilerim çünkü 5 tane şifacımız olduğu için 2 <laughs> tane pekka 10 tane atıcı aslında buz golemini almasak da olurmuş çünkü buz golemini daha çok temizlik yapmak için tanklasın diye kullanıyorduk şimdi kraliçe olduğu için temizliğe pek gerek kalmayacak ama bir bakalım ya tecrübe tecrübedir güzel ganimeti fena değil 5900 iksir var bize iksir lazım olacak nasıl bir şey yapalım Şöyle bir bakalım. Şu alt taraf bayağı bir açık aslında. Kraliçe için güzel bir hedef ama Tekli Cehennem Kulesi var. Kraliçe yürüyüşünde arkadaşlar Tekli Cehennem Kulesinden uzakta durun. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şuradan Kraliçeyi bırakıp şöyle aşağı doğru yürütmeye çalışacağım. Belki şuradan içeriye girmesini sağlarsam çok güzel olur. Diğer taraftan da buradan ordunun geri kalan kısmını sokmayı deneyeceğim. Bakalım. Şuradan Kraliçeyi biraz daha aşağıdan bırakıyorum ki yukarıyı dolanmaya kalkmasın. Yalnız bir tane de balon alaydık iyiydi. İnşallah şifacılar güme gitmezler. Kraliçe birazcık yürüsün. O sırada elimde öfkeyi hazırda tutacağım. Bir tane de buzlamam var. Kraliçe yukarı çıkacaksın değil mi? Kesin yukarı çıkacak var ya. Neyse tamam yukarı çıkmadı. Aşağı indi. Zaten aşağı inmesi gerekiyordu. Bak. <laughs> ya var ya. Ne adamsın kraliçe ya. Ne adamsın be güzel kardeşim benim. Ben sana iki gözümün çiçeği diyorum. Yani... Gözümün nuru diyorum. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Neyse sağlık olsun. Planlar değişti şimdi. Yukarıya doğru yürüdü. Şurada bir tane öfke kullanmam gerekecek. Aynen. Bir tane öfke kullandım. Çünkü x falan vuruyor. Orayı bir donduracağız. Kraliçe de 45 seviye geliyor buraya buraya. Gel bakalım kraliçe gel. Ha, şimdi mesela duvar kırıcıyı kullanabiliriz aslında. Bu arada süreyi hiç sallamıyorum ama süre bizim başımıza bela açacak. Şuraya bir buzlama attım. Kraliçe'ye bir kere daha öfke vereceğim. Bakın, duvar kırıcı işini yaptı arkadaşlar. Kraliçe'nin önünü açtı. Bir tane daha attım. Bu sefer dışarı çıktı. Aslında içeri girmesini istiyordum ama neyse sağlık olsun. Şimdi gelelim şuradan saldırının asıl kısmına. Şuraya nereden girelim? 1 dakika 43 saniye çok az zamanımız kaldı. Şuradan buz golemini bıraktım. 1 2 3 tane büyücüyü saldım. Şöyle iki atıcı şuraya, iki atıcı şuraya. Kral rakip kralla oynasın. Koruyucuyu bıraktım. Elimde ne var? Okçu. O bir dursun bakalım. Pekkalarımı saldım. Tokmağımı saldım. Cadıları sallamadım. Şimdi saldım. Tamam. Son geriye kalan atıcıları da bıraktıktan sonra elime artık yavaştan öfke büyülerini alıyorum. Şurada bir tane iyileştirme kullanacağız. Bak atıcılar dışarı çıktı yine. Çıkacaklar tabii ki de. Neden çıkmasınlar? Kraliçe gitti mi? Gitti. Geç kaldık. Sıkıntı yok. Şurada bir tane şifa kullanacağım. El mahkum. Belediye binası vurmaya başladı. Büyük koruyucunun özelliğine bastım. Kötü bir saldırı oldu. Berbat bir saldırı oldu. Berbat bir saldırı oldu. Ne yani şimdi sırf Kraliçe aşağı değil, yukarıdan gittiği için mi böyle oldu yani? Anlamadım. Pek sanmıyorum ama şurada bir tane daha öfke kullanacağım. Kraliçeyi biraz daha ayakta tutsun. Belediye binasını indirelim en azından. 2 yıldız gelsin de Taktik Avcı uçağı parçaladı ya. Vay be. Berbat bir saldırı oldu arkadaşlar. %64 yıldız aldık ama hiç hayalimdeki gibi bir saldırı olmadı. Şimdi orada da ufak tefek birazcık değişiklikler yapacağım. Sonra bir saldırı daha girmek istiyorum. Evet arkadaşlar videonun son saldırısını yapacağız ve öyle sanıyorum ki bir ölü köyü çıktı çok da güzel ganimeti var taktik avcı uçağı ki artık ismi değişti kartal topuna döndü bilmeyenler mutlaka vardır dikkat etsinler arkadaşlar bu köye saldıracağız ganimeti alabildiğimiz kadar alıp işimize gücümüze bakacağız ondan sonra şimdi nasıl bir şey yapalım şuraya bir büyücü bırakayım bu ufak ufak şu tarafı temizlesin tamam Şurayı da temizlememiz lazım. Orayı neyle temizlesek? Aslında orayı kralla temizlesek hiç fena olmayacak gibi. Aynen. Ordumuz sağ sola dağılacağına kralı buradan salırız. Oradan güzel bir şekilde temizlik yapmaya başlar. Şuradan saldırıya başlıyorum. Tokmağımı bıraktım. Buz golemini bıraktım. Büyücüyle şurayı temizleyeceğim. Pekkalarımı saldım. Ee, kraliçeyi. Yalnız biz, benim kafam yine karıştı. Kraliçe yürüyüşü yapacağımızı ben unuttum. Neyse sıkıntı yok. Kraliçe yürüyüşüne şuradan başlarız. Hem ordunun bu tarafa doğru dağılmasını engellemiş oluruz. Daha iyi olur. Sıkıntı yok yani. Şuradan atıcıları bırakıyorum. Güzel. Şimdi onlar içeriye gireceklerdir. Ee, şeyi de bıraktım. Cadıları da saldıktan sonra büyük koruyucuyu da bırakıyorum. Evet. Güzel. Güzel bir şekilde içeriye girdiğimizi söyleyebilirim. Şurada bir tane şifa kullanacağım. Güzelsin, güzelsin. Şurada bir tane öfke kullanacağım. Hadi koruyucu biraz daha içeriye gir, biraz daha içeriye gir. Belediye binasını indirmemiz lazım. Kraliçe sağ tarafı çok güzel temizledi. Aslında planladığım şekilde gitmiyor saldırı ama şu anda gayet iyi ilerlediğimizi söyleyebilirim. Bir tane şifa şurada kullandım. Az daha ilerleyip gidince bir de öfkeyi şurada salacağım. Güzel. Güzel güzel güzel. Yalnız biz duvar kırıcıları kullanmadık. Bir tanesini şurada kullanabilirim. Orası parçalandı. Şahanesin. Bir tane daha atsam içeriye girer mi? Girdi güzel. Büyük koruyucunun özelliğine de bastım. Ve bu köyü 3 dedik diye düşünüyorum arkadaşlar. Aynen öyle. Şurada bir öfke. Güzelsin. Şifacılar büyük koruyucuya döndü. Aslında bir nevi iyi oldu bu. Kraliçe dışarıda çünkü rahat bir şekilde temizliğini yapmaya devam ediyor. Bir tane büyücüm var. Onu da şuradan asölyenin kenarına bırakıyorum. Kraliçenin özelliğine bastım gitti. Hadi bakalım. Son okçumu da saldım. Geriye bir tek belediye binası kaldı ya. Belediye binası bir tane de gizli Tesla var. Yalnız güzel bir saldırı olmadı. Bu videoda niyeyse arkadaşlar sağlam saldırılar yapamadık. Bilen bilmeyen ayıplayacak şimdi. Sağlık olsun ne yapalım. Yani her zaman güzel saldırılar olacak diye bir şey yok. Yani bu köyü üçledik ama ölü bir köy olduğu için üçledik. Sağlam savunmaları çalışıyor olsaydı yine üçlenmeyecekti muhtemelen. Ben bunun sebebini Kraliçenin 65 seviye olmamasına veriyorum. Aynı zamanda 20 birim asker geriden başladığımız için arkadaşlar bence bu durum gayet normal. Yani 20 birim asker deyip küçümsemeyin. 4 tane 5 tane büyücü demek. 4 tane balon demek. Neredeyse bir pekka demek. Basit bir şey değil yani. İnşallah şu belediye binası 12'de böyle iyice bir toparlanalım. Çok daha güzel saldırı videoları çekmeye çalışacağım. Diyelim ve artık saldırı faslını kapatıyorum. Güzel bir ganimet aldık. O açıdan kafamız rahat. Şimdi işçimizi son ordu kampımıza verelim ve bu büyük yükten kurtulalım istiyorum artık. Evet şimdi ne yapacağız? Bir bakalım elimizde ne var ne yok. Klan kalesinde ganimet var mı onu bir kontrol etmek istiyorum. Hiçbir şey yokmuş. Tamam sıkıntı değil. Şuradan iki tane ödülüm var ona bakayım. İnşaatçı altını inşaatçı iksiri Bunlarla işimiz yok. O halde ne yapacağız arkadaşlar? Ben direkt hiç sağa sola bakmadan direkt ordu kampını basmak istiyorum. Aslında birer tane de duvar basarız altınla eksirle. Gerçi 4 gün varmış. 4 günde biz yine ganimet kasarız. Ben birer tane duvar basayım ya. Aynen. Bir tane 4 milyon 500 bine altınla duvar bastım. 12 milyon 650 bin. Ne istiyor? 8 milyon. 4 daha. Tam bir tane de iksirle duvar basabiliyoruz sanıyorum. Aynen öyle. Çok güzelsin. Kıl payı arkadaşlar ucu ucuna yetti. Sonuç olarak ordu kampını da son seviyeye yolluyorum. Ve 12-13 gün sonra artık oyun içinde ordu kampımızı asker sayımızı makslamış olacağız. Ve bizim için her şey çok daha kolay çok daha eğlenceli olacaktır inşallah diyorum. Ve videonun sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.